Cancağızım, ben diyorum ki şu salondaki... Aa, güzel kızım, neyin var bakayım senin? Yok, bir şey önemli değil. Ah kızım, dünkü mesele değil mi? Gel bakayım sen şöyle, gel. Gel şöyle oturalım, gel canım. Bak güzel kızım, bunca yıldır yaşadıklarından öğrendiğim tek şey şu. İnsan ne yaşarsa yaşasın, her zaman karşısındakine bir şans daha tanımalı. Ah, ah, ben de bir zamanlar genç oldum. Dediğim dedikti, esip gürlerdim. Sahi mi? Tabii. İnan burnumdan kıl aldırmazdım. Mutlu bir evliliğim vardı. Deliler gibi aşıktım. Küçük bir şeyden kavga çıkarır, küsüp giderdim. Bir gün gene kavga ettik. Kocamı suçladım, durdum. Eve gelme dedim ona. Yalvardı, yakardı. Ne olur bir kere dinle dedi. Bana laf geçirmesi mümkün mü? Yüzünü görmek istemiyorum dedim. Aracılar gönderdi, telefonlar etti, mektuplar gönderdi. Gene de yumuşamadım. Gençlik işte. Sonra bir gün ölüm haberi geldi. Ben de senin gibi başta inanamadım, isyan ettim. Yalvardım Allah'ıma. Ne olur doğru olmasın dedim. Ama onun o soğuk yüzünü görünce hata yapmıştım. Basit bir neden yüzünden onu kırmıştım. Ve o günden sonra hep vicdan azabı çektim. Sen sen ol. Böyle pişmanlıklar yaşama kızım. Hayat. Ne olacağımız belli değil. Söylediklerimi bir düşün. Ona göre hareket et. Tamam mı benim güzel kızım? Tamam, çok sağ olun. Gümüş, ne oluyor? Ne konuşuyordunuz fısır fısır? Dünkü olayı merak etmişti, onu sordu. Onu mu sordu? Öyle mi? Ay, aşk olsun Gümüş. Bana anlatmadın da ona anlattın değil mi? Yok anneciğim, bir şey anlatmadım. Sadece nasihat verdi, o kadar. Aferin kızım, herkes bilmesin. Senin annen benim. Varsa bir problemi benimle paylaş, emin kızım. Tamam anneciğim, tamam. Herkes kendi derdinde ya. Kurt gibi acıktım vallahi. Onur ben de ya. Buranın yemeklerini özledim. Öğle yemeğini dışarıda yiyelim mi, ne dersin? Merhaba. Merhaba. Bugün muhasebe işi çok vaktini alacak. Başka zaman çıkarız. İlk bir iki gün bir şey... Ne oldu, neyin var? Yok bir şey. Var bir durum ya. Hadi hayırlısı. Öyle özlemişim ki Onur'u. Ha neredeyse işe gitmesine izin vermeyecektim. Hamile kalınca çok korkmuştum. İki çocuk, birisi bebek zaten. Onlarla uğraşırken birbirimizi yer, aşkı bitiririz zannetmiştim. Niye bitsin ki? Aman ne bileyim ben. Evlilik aşkı öldürüyor diyorlar ya. İşte bu yüzden ölüyor sandım. Deli. Ama tam tersi oldu. Tam tersi mi? Evet. İnan Doruk geldi geleli daha bir iyiyiz, biliyor musun? Annelik bana sabretmeye mi öğretti ne? Sanki daha bir aşık olduk birbirimize. Ne güzel. Canım yine kavga etmiyor değiliz. Ama her kavganın sonu yatakta bitiyor. Oh! Çocukta keramet varmış. Kız iyi ki doğurmuşuz be. Ha? Buyurun. Sağ ol İlker. Hallettin mi o işi? Hallettim sayılır ama bir sorun var. Sorun mu? Galiba bilgisayarda bir sorun var. Çıktı alamıyorum. Bir de sen bir baksan iyi olur. Yapma. Neden? Sorun ne Nihan? Ben birinin bizi görmesinden korkuyorum. Bu durum şirkette bilinirse iyi olmaz. Mümkünse fazla yan yana gözükmeyelim.
Belki gereksiz bir korku ama ne bileyim, yine de bilinmemesi daha iyi. Sen nasıl istersen öyle olsun. Sağ ol İlker. Çok anlayışlısın. Sen de çok tatlısın. Ne var ki bunda Mehmet? Nihan genç bir kadın. Aynı zamanda güzeldi. Bir ilişkisinin olması çok normal. Tabii ki öyle de beni rahatsız eden şey başka Onur. Düşünsene eğer ilişkileri ciddiyse o eve başka bir adam girecek. Oğlumla benden fazla vakit geçirecek. Kim bilir belki de Mehmetcan onu benden daha fazla sevecek. Ya saçmalama Mehmet. Oğlun senden başkasını nasıl daha çok sevebilir? Tamam anlıyorum, zor bir durum. Zamanla alışırsın nasılsa. Nihan'ın kalbine ambargo koyacak halin yok ya. Bak bence bu konuyu Nihan'la paylaş. Ona göre bir yolunu bulursunuz. Ya gerekirse Mehmetcan'la daha sık görüşürsün. Olabilir tabii. Hem Nihan'ın yanlış anlamaması için bu durumu ona anlatman şart bence. Nasıl yani? Nasıl yanlış anlayacak gibi? Rahatsız olduğunu fark ederse senin onu kıskandığını düşünebilir. Orhan da iyi babacığım. Çalışıp duruyor, ne yapsın? Of, Rukiye neredesin sen? Heh, Orhan da geldi babacığım. Baba mı? Rukiye kiminle konuşuyorsun sen? Babamla. Teşekkür etmek için aradım. Ne? Ver bakayım şunu. Ay ne yapıyorsun Orhan? Sen mutfağa git. Hala temizliği bitirmemişsin Rukiye. Daha yemek yapılacak, sen oyalanıyorsun burada. Allah Allah. Mutfak kaçmıyor ya, yaparım gene. Git hadi git. Ya iki dakika konuşturmadın babamla. Daha teşekkür bile edemedim. Ben ederim Rukiye. Ya telefonda bekliyor adam. Hadi. Şu dosyalardan birinde olacaktı. Şimdi buluruz. İlker. Ya. Kusura bakmayın. Rahatsız ettim galiba. Tüh ya. Rezil olduk adama. En iyisi ben mi gidip konuşayım? Dur gitme. Ben sonra konuşurum. Yok yok. Ben özür dilerim. Anlayış gösterecektir. İlker dur, bir şey söyleyeceğim. Sonra söylersin. Önemli ama. Kulak karısı.